Herkese merhaba, ben Atakan Kaya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ardından bu kez Çin'in Yunnan eyaletinde bir kişinin otobüste hayatını kaybettiği, yapılan test sonucunda hayatını kaybeden kişinin hanta virüsünü taşıdığı belirlendi. Gündemdeki haberlerin ardından farelerden bulaşan hastalıklar bir kez daha araştırma konusu oldu. Fareler yoluyla insanlara bulaşan hanta virüsünün öldürücü olduğu ifade ediliyor. Peki hanta virüsü nedir? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım. Virüs olarak adlandırılan etken, Bunyavuridae grubunda yer alan tek sarmalı bir RNA virüsüdür. İlk olarak 1976 yılında Kore'de izole edilmiş ve Seul virüsü olarak adlandırılmıştır. Hanta virüs, insanlarda böbrek tutulumu ile seyreden dolaşım ve solunum sistemini etkileyen farklı klinik tablolara neden olmaktadır. Hastalık değişik bölgelerde farklı klinik formlar ve tablolarla seyreder. Hanta virüsün doğadaki başlıca kaynağı kemiriciler, özellikle farelerdir. Etken, hayvanların vücutlarında hastalığa neden olmadan uzun süre kalmaktadır. Virüsü taşıyan hayvanların idrarlarında virüs bir seneye kadar saptanabilmektedir. İnsanlara bulaşması ise virüsü taşıyan hayvanların ısırması, salya, tükürük veya idrarın sulara bulaşması yoluyla ve tükürük gibi çıkartıların deri ve mukozlardan girmesiyle olabilir. Tükürük, idrar gibi maddelerle enfekte olmuş havadaki partiküllerin solunması ile de hastalık bulaşabilmektedir. Yapılan epidemiyolojik araştırmalar, bulaşın daha çok solunum yoluyla olduğunu göstermektedir. Hastalık, 20 ila 50 yaş grubu daha çok erkeklerde ve sıklıkla ilkbahar ve sonbahar aylarında görülmektedir. Çiftçiler, askerler, liman işçileri gibi kemiricilerle teması yüksek olan şahıslarda daha sık görülmektedir. Hantavirüs, laboratuvar enfeksiyonlarına da yol açmaktadır. Hantavirüs enfeksiyonlarında Andes virüsü hariç insandan insana geçiş yoktur. Hantavirüs enfeksiyonları damar çeperlerinin hasar gördüğü viral bir hastalıktır. Damar geçirgenliğinin artması ve trombositopeni sonucu kanamalı belirtilerle seyredebilir. Hipertansiyona, akciğer ödemi, böbrek yetmezliği ve şoka kadar gidebilen ölümcül bir tabloya yol açabilir. Enfeksiyonun ilk günlerinde ateş, kas ağrısı, peteşiyel kanamalar, karın ağrısı, baş ağrısı, öksürük, bulantı, kusma gibi klinik bulgular görülür. Hantavirüs enfeksiyonunun aşısı veya spesifik bir tedavisi yoktur. Hastanın hayati fonksiyonları desteklenmelidir. Hantavirüs ateşli renal sendrom gelişmişse de hemodiyaliz hayat kurtarıcı olabilir. Her ne kadar henüz ispatlanmamış olsa da çalışmalar ve bazı antiviral ilaçlar hayati tehlikeyi azaltmak üzerinde etkisi olduğu düşündürmektedir. Bilim adamları bu virüse karşı aşı geliştirme çalışmaları sürdürmektedir. Hantavirüs enfeksiyonunun önlenmesine yerleşim yerleri çerçevesinde kemiricilerin kontrolüdür. Evlerde evcil hayvan olarak fare ya da benzeri kemirgenler beslenmemelidir. Evde kedi besleyenler için eğer kedi enfekte olmuş bir kemirgeni fareyi yemişse konut içerisindeki hastalık etkenini taşıyabilir ve çeşitli sekresyon ve çıkartıları ile enfeksiyonu insanlara bulaştırabilir. Kemirgenlerin yaşadığı ortamlarda çalışanlar eldiven ve maske takılması, dezenfektan kullanmalıdır. Depolarda fare gibi kemirgenlere yaşam alanı olabilecek, gereksiz eşya saklanmamalı, hijyen tedbirlerine özen gösterilmelidir. Fare veya herhangi bir kemirgenin leşlerinin bulunduğu bir alanda bulunmak zorundaysanız, eldiven ve maske kullanarak alan karıştırılmadan çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.